Futboldaki logoların tarihi, hikayesi, değişimleri ve çağrıştırdıkları her zaman ilgimi çekti. Zaten bu ilgimi belli etmekten de geri durmadım. Kanalımda logolarla alakalı birçok video var. Logoları benzeyen takımlar, Türk takımlarının logo değişimleri, davalık logolar ve daha nicesi. Bugün bu videolara bir yenisini daha ekleme zamanı. Logosunu değiştiren ancak değiştirdikten sonra büyük oranda taraftarın etkisiyle tekrar eski logosuna dönmek zorunda kalan takımlardan bahsedeceğiz. Videoyu beğenmiş ve kanalımıza abone olmuşsanız listemize başlıyoruz. Keyifli seyirler. 1903 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de kurulan Atletico Madrid, kuruluşunun ilk yıllarında şu ankinden çok daha farklı logolar tercih ediyordu. Kralın takımı olarak bilinen Real Madrid'e karşı olan 3 Baskılı genç tarafından kurulmuştu. Zaten kurulduktan sonra Real'in içindeki muhalifler de Atletico tarafına geçti. Tanıdığımız tarzda logolara ilk kez 1917 yılında geçildi. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında yeniden değişime gidildi. 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaklaşık 80 yıldır benzer tarzda logolar kullanıyorlar. Taraftarın en çok benimsediği logo ise kulübün yeniden doğduğu 2000-2017 yılları arasında kullanılan ve şu anda ekranda gördüğünüz bu logoydu. 2017 yılında daha modern olduğu gerekçesiyle bu logoya geçilmişti. Ancak taraftarlar bu karardan hiç memnun kalmadı. Yıllarca devam eden homurdanmalar nihayet 2024 yılında kulübü referanduma götürdü. Yapılan oylama sonucunda eski logoya dönelim diyenler %88'lik bir üstünlük kurdu ve kulüp 1 Temmuz 2024 itibariyle eski logosuna döndü. 1919 yılında kurulan ve 3 defa İngiltere şampiyonu olan Leeds United, 2019 yılında kuruluşunun 100. yılına özel ilginç bir logoya geçiş yaptı. 6 ay uğraş verilen ve gelecek yüzyıla hazır sloganı ile tanıtılan bu logo, sadece taraftarın tepkisiyle karşılaşmakla kalmadı. Neredeyse tüm futbol severler tarafından alay konusu oldu. Yaptıklarına, yapacaklarına pişman oldular. Hatta Zenit başta olmak üzere bazı futbol takımları bile resmi Twitter hesaplarından logoyla alay etti. Bazı kullanıcılar logoyu PES serisindeki lisanssız takımların logosuna benzetti. Kimileri ise logonun üzerine bir takım oynamalar yaparak yerden yere vurdu. Leeds United yönetimi de aldığı tepkilerin ardından apar topar eski logosuna döndü. Bir süre daha logo değiştirmeye yelteneceklerini sanmıyorum. Gallerin Swansea şehrinde kurulan ve burayı temsil eden Swansea City Kulübü İngiltere Federasyonu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Onları kuğu şeklindeki siyah logolar ile tanıyoruz. Ancak kısa bir süre önce logolarını güncellediler ve 90'lı yıllarda kullandıkları logoya tekrar döndüler. Kuğular olarak da bilinen Swansea'nin yeni logosunda bulunan mavi deniz tasarımı 17. yüzyılda denizcilikle ünlenen Swansea halkını simgeliyor. Bu arada Swansea City dışında Cardiff City başta olmak üzere Galler takımı olmasına rağmen İngiltere'ye bağlı olarak mücadele eden birçok takım var. Ancak bunların işlerinden Premier Lig'e çıkmayı ilk başarabilen Swansea'ydı. İngiltere tarihinde en çok Avrupa Kupası'na sahip takım olan Liverpool günümüzde iki farklı logo kullanıyor. Birincisi resmi olan ve Liverpool deyince hemen hemen herkesin aklına gelen bu logo. Diğeri ise başta formalar olmak üzere ürünlerde kullanılan, daha çok pazarlama amaçlı tercih edilen bu logo. Peki bu logonun olayı ne? Liverpool 1955-68 yılları arasında oval şekilde bu logoyu tercih ediyordu ve göründüğü gibi kırmızı Ankara kuşu çok net bir biçimde belli oluyordu. Eğer bu eski logoya dönüş konsepti için sizi yeterince tatmin etmemişse bir de 1968'den 87'ye kadar kullanılan şu logoya bakalım. Tamamen günümüzde kullanılan logo ile aynı. Sadece takımın harfleri olan LFC eğik yazılmak yerine düz bir şekilde yazılmış. Günümüzde İngiltere 2. Liginde bulunan Burnley de eski logoya dönenlerden. 1960 yılında günümüzde kullandığına çok benzeyen bu logoyu kullanan Burnley 1969'da yeni maceralara açıldı. 2010 yılında tam 50 yıl sonra kulüp logosunda değişime gidip efsane logoya dönüş yaptı. Ancak günümüzde modern göründüğü gerekçesiyle yeni bir logo tasarlandı ve her iki logo birden kullanılıyor. 1900 yılında kurulan ve yaklaşık 125 yıllık bir tarihe sahip olan Kaiserslautern Kulübü tarihi boyunca sadece iki farklı logo kullandı. Kuruluşundan 1960'a kadar ve 2010-2012 yılları arasında bu koyu logo, 1969-2010 yılları arasında ve 2012'den günümüze kadar da bu logo tercih edildi. Mantıken hangi logo tercih edilirse edilsin, geçmişteki logoya dönülmüş olacağı için videomuzun konusuna her türlü uyuyor. Son değişimini 2010 yılında yapan kulüp, 1969-2010 yılları arasında kullandığı daha açık renkli logosuna döndü. Bu arada Almanya'da kayda değer bir taraftara sahip olan Kaiserslautern'in maçları ortalama 40 bin kişi tarafından takip ediliyor. 4 Almanya Bundesliga şampiyonluğu ve 2 Almanya kupası başta olmak üzere müzelerinde birçok kupaları bulunuyor.
Tıpkı Kayserslautern gibi taraftar sayısı ve kupa sayısı olarak geniş bir tarihe sahip olan Genoa da eski yıllarını arıyor. İtalya'nın Genova kentinde 1893 yılında kurulan Genoa kulübü 130 yıl önce bile bugünküne benzer bir logo kullanıyordu. 1980'lerde ve 90'larda birbiriyle alakasız iki farklı logo kullanıldı ama hem taraftar tarafından benimsenmedi hem de uzun ömürlü olmadı. 1998 yılında eski logoya dönüldü ve hala aynı logoyu kullanıyorlar. Sonuncusu 1924 yılında olmak üzere toplam 9 tane Serie A şampiyonlukları var. Eski logoya dönüş trendine ayak uyduranlardan biri olan Lyon, deplasman formasıyla bu akıma katıldı. İç saha formalarında güncel logolarını kullanmaya devam etseler de deplasmanda 1989-96 yıllar arasında kullandıkları logoyu tercih ediyorlar. Bu logo kullanımıyla birlikte o yıllardaki Adidas formalarına atıfta bulunuluyor. İki farklı logo kullanan diğer bir takım da İtalya'nın başkent takımı Roma'ydı. Son zamanlarda Roma'nın formalarında gördüğünüz bu logo 1979-1997 yılları arasında 18 sene boyunca kullandıkları efsane logolarıydı. Aslında iki farklı logo kullanma işi genelde forma tedarikçilerinin isteğiyle oluyor. Tıpkı Lyon'da yapıldığı gibi Roma'nın da formalarını üreten Adidas, retro havası katılmış formalarla Roma'nın formalarında satışı artırmayı hedefliyor. Öyle ki ilk çıkardıkları formalardan biri Totti'nin futbol kariyerindeki ilk formasına çok benziyordu. Kısacası logoların eskiye dönmesi sadece taraftarın isteğiyle değil, ekonomik kaygılardan dolayı da olabiliyor. Diğer İtalyan takımları olan Lazio ve Atalanta da benzer kaygılarla eski logolarının olduğu formalar üreterek gelir elde etmeyi amaçlamışlardı. Chelsea yönetim değişimi ve takımın el değiştirmelerinden dolayı en çok logo değiştiren takımların başında geliyor. 1953 yılında şu ankine oldukça yakın olan bu logoyu kullanıyorlardı. 1986 yılında kulübün yeni sahipleri artık aslan figürünü logonun baş aktörü yapmaktansa CFC harflerini ön plana çıkarmaya karar verdi. 2005 yılına kadar da Chelsea'nin logosunda aslandan ziyade CFC harfleri ön planda kaldı. Ancak 2003 yılında Chelsea satın alan Roman Abramovich kulübü aldıktan 2 yıl sonra yani 2005 yılında logoyu eskiye çok yakın bir şekilde güncelledi. Yaklaşık 30 yıl sonra harfler kaldırılmış, kulübün ismi logoya eklenmişti. Aslan figürü yeniden logonun ortasındaki yerini almıştı. 2022 yılında kulübü 4.25 milyar sterlin karşısında Todd Boehly satın aldı. Ancak henüz bir logo değişimi olmadı. İlerleyen yıllarda olur mu bilemiyoruz. 23-24 sezonunda elde ettiği dördüncülükle 1996 yılından beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Aston Villa günümüzde bu yuvarlak logosunu kullanıyor. 1990'lı yıllardan beri gözümüze daha tanıdık gelen bu logoyu kullanıyorlardı. Kulüp yönetiminin aldığı kararla birlikte eskiye dönüldü denebilir. Tam olarak aynısı değil fakat Aston Villa 1970, 80 ve 90'ların başlarında yuvarlak logo kalıbını tercih ediyordu. Zaten 80'li yıllarda bir Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Ligi, bir de UEFA Süper Kupa zaferi yaşamışlardı. Yuvarlak logo onlara uğur getiriyor. 1881 yılında bir liman şehri olan Bordeaux'da kurulan Girondin de Bordeaux kulübü 2020 yılında 18 senedir kullandığı logoyu değiştirdi. O günlerde kötü dönemlerden geçen kulüp el değiştirmiş ve yeni gelen başkanın ilk icraatı logoyu eski haline döndürmek olmuştu. Sadece eski logoya değil, Girondin de Bordeaux'un kendi logosuna geri dönüyoruz ifadelerini kullanmıştı. Sonuncusu 2009 yılında olmak üzere toplamda 6 defa Fransa şampiyonluğu bulunan Bordeaux 4 defa Fransa kupasını, 3 defa da Fransa Lig kupasını kazandı. 2022 yılında küme düşmüşlerdi. Henüz tekrar yükselemedi. Aradan geçen başarısız yılların ardından yeniden Serie A'ya dönen Parma, düşüşte olduğu yapılanma döneminde klasik logosundaki kulübün renklerinin bulunduğu şeritleri kaldırmıştı. Sadece haç işaretinin bulunduğu bu logoyu kullanmaya başladılar. Ancak beğenilmeyince efsane Parma olarak bildiğimiz 90'lı yıllardaki logoya tekrar dönüldü. Tek farkı eski logonun üzerinde Parma FC yazıyorken yeni logoda Parma Calcio yazıyor. Bu farklılığın sebebi ise 2015 yılında kulübün iflas etmesinin ardından yeniden kurulması yani yeniden adlandırılmasıydı. 1965 yılında kurulan Sakaryaspor 1987 yılına kadar yeşil ve siyah bir futbol topunun üzerinde iki S harfi bulunan bu logoyu kullanıyordu. 1987 yılında dönemin başkanı Erkal Etçioğlu tarafından Sakaryaspor'la bütünleşen bu logoya geçildi. Sakarya kentinin önemli figürlerinden olan Sakarya Nehri S şeklinde Sakarya Köprüsü'nün altından akıyor ve iki yakayı yeşille siyaha boyuyor. 2010'lu yılların başlarında zor zamanlardan geçiyorlardı. Hatta TFF 3. lige kadar gerilemişlerdi. Sakaryaspor'da o dönemin başkanı avukat İsmail Gürses 2016 senesini diriliş yılı olarak belirledi. Diriliş senesi adına da her şeye sıfırdan başlanacaktı. Kulübün logosu içinde iki S harfi bulunan dörtgen olarak değiştirildi. Ancak yönetim kurulu taraftarlardan tepki toplamıştı. Zaten pek de kullanılmadı. 2019 yılında göreve gelen İbrahim Nalbant yönetimi tarafından eski logoya dönüldü.
Sakaryaspor'un ardından ligimizden bir başka örnekle devam edelim. Kayserispor da 2015 yılında eski logosuna geri dönüş yaptı. Ama zaten logolarında aman aman bir değişime gitmemişlerdi. 2004 yılında kulübün logosundan kuruluş tarihi olan 1966 ifadesi kaldırılmıştı. 2015 yılında yapılan olağanüstü genel kurulda tekrar eklenmesine karar verildi. Logonun geriye kalan hiçbir özelliğinde değişim olmadı. Evet, eski logolarına geri dönüş yapan takımlar bu şekildeydi. Umarım bugün sizlere sunmuş olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.